Seçim sürecinde tabii ki yani biz özgür basının neden önemli? İşte yapacağımız haberler, gazetecilerin yaptığı haberler, yayınlar toplumda kanaat oluşturur. Yani hangi partiye oy vereceğini aslında biraz da basın aracılığıyla oluşan kanaatle yurttaşlar tercihlerini yaparlar. İktidar da bunun üzerine büyük baskı kuruyor ve elinde büyük araçlar var. Örneğin televizyon kanallarına, yani kendilerinden olmayan televizyon kanallarına RTÜK aracılığıyla çeşitli yasaklar getiriliyor. Örneğin seçimden önce ekran karartmalar yaşanabilir. Veya geçen yıl çıkan onların hani dezenformasyon yasası dediği, bizimse sansür yasası dediğimiz bir yasa var ellerinde iktidarın. İnternet sitelerini basın ilan kurumu aracılığıyla kapatabilirler. Haber içeriklerini çok sık kaldırıyorlar zaten. Bu tür baskılar bekliyoruz açıkçası seçime giderken ki bir aya yakın bir süre var. Ya zaten işte gazetecilerin bu kadar baskı altında olması, tutuklanması ülkede demokrasinin sorunlu olduğunu gösteriyor. Yani aslında bir tür antidemokratik ortamda bir seçime gidiyoruz. Ama toplumun büyük çoğunluğunda da demokrasi özlemi olduğunu görüyoruz. Yani iktidarı değiştirme özlemi var. Bunu gözle görebiliyoruz yani. Hem kamuoyu anketlerinden görüyoruz, yoklamalardan. Hem de kendi pratiğimizden biliyoruz. Yani işte haber yapmaya, yurttaşlarla sohbet ettiğimizde, sokağa çıktığımızda bu özlemi görebiliyoruz. Tamam, antidemokratik koşullar ve iktidar daha da sertleşecek seçimi kazanmak için ama demokrasi güçleri de ki buna da gazeteciler de dahil tekrar demokrasiyi kazanmak için ellerinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. AKP, MHP iktidarı kalbinden ve belinden zaten çatırdıyor. Yani yönetemiyorlar. Zaten her zaman basının zaten sesini kesmeye çalışıyorlar. Yani ilk akla gelen zaten basın. Bu darbe süreçlerinde de, darbe girişimi süreçlerinde de gördük bunu. İlk hedef tahtasına oturttukları basın oluyor. Neden basını seçiyorlar? Çünkü basın gerçeklerin yolu, yani gerçekleri açığa çıkarıyorlar. Yani ne kadar karanlıkta olsa da gerçekler. Basın bunu ortaya çıkarıyor. Bunu Roboski katliamında gördük. Kemal Kurkut'un katliğinde gördük. Yani orada Kürt basını, özgür basın olmasaydı onun üstü daha kolayca örtülebilecekti. Ama karşısında gerçekten güçlü bir basın var. Yani yalnız bırakılsa da, özgür basın yalnız kalmış olsa da görevinin başında devam ediyor. Devlet de bunun bilincinde olduğu için mesela klişe suçlamalarla arkadaşlarımızı gözaltına aldılar geçtiğimiz yıl, hem Haziran hem 2 Mayıs'ında. Hani ortada bir suç yok ama devlet suç yaratmaya çalışıyor. Yani mesleki faaliyetler suç olarak karşımıza çıkabiliyor. Böylesi bir süreçten geçiyoruz. Siyasal, sosyal bir atmosfer var. Böyle bir süreçten geçiyoruz. O yüzden seçim döneminde de buna benzer yasaklarla karşılaşacağız. Yani bunu öngörmek çok zor değil. Yani özgür basın buna aslında alışık. Yani her zaman yaşadığı şeyler buna hazırlıklı. Özellikle Kürdistan'da, Kürt kentlerinde Kürt seçmenin zaten belirleyici bir rolü var seçimlerde. Bunu biliyoruz. O yüzden daha çok Kürt kentlerinde, Kürdistan'da daha çok baskı olacağını söyleyebiliriz. Yani bunu öngörmek çok zor değil. O yüzden özellikle Kürdistan'da daha çok dikkat etmek gerekiyor. Yani hem sandık kurullarının kendi oylarına sahip çıkması gerekiyor, hem de basının dikkatlice takip etmesi gerekiyor bu süreci. Şimdi 14 Mayıs'taki genel seçim tarihi bir seçim. Yani birçok şeyi tayin edici özelliği taşıyor. O yüzden sadece özgür basın, Kürt basını değil, tüm toplumun, demokratik kitle örgütlerinin, işte meslek odalarının, toplumun dikkatli olması gerekiyor. O yüzden onlara böyle bir duyarlılık çağrısı yapabiliriz. Yani doğru olanın, hakikatin, gerçeğin takipçisi olmaları gerekiyor. Hep birlikte bu süreci atlatacağımıza inanıyorum.